morning and günaydın. Morning. Öncelikle teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. Türk Tabipler Birliği'ne beni bu toplantıya davet ettikleri için ve biliyoruz ki Dünya Tabipler Birliği ile ortaklaşa olarak düzenlendi bu etkinlik. Ben küçük bir kişisel deneyimle başlamak istiyorum. Ben Ugandalıyım, dolayısıyla iç savaş, iç çatışmalara tanıklık eden bir kişiyim. Çok fazlasıyla bunlara tanık oldum. Ve küçük tıp öğrencisiyken deneyimlediğim bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir arkadaşımız tarım, ziraat konusunda çalışmalarda bulunuyordu. Üniversitede aynı yerde ders alıyorduk. Ve üniversiteye katıldığım dönemlerde bu dönemde tanıştı kendisiyle. Kendisi 13. katta bir asansör vardı. Asansörün kapıları açıldığı zaman bir kapı açıldığı zaman hiçbir şekilde asansörün yerinde olmadığını biliyoruz. Kendisi asansöre çıktı, asansöre geldi, duş aldı. Sonra 13. katta asansörün hiçbir şekilde içinde asansör kabini olmaksızın açılmadığını unutuyor. 13. kattan düştü ve zemine çakıldı ve bu çığlıktan dolayı biz koştuk, buraya baktık. Sıkı yönetimden dolayı dışarıya çıkmamız mümkün değildi ve kendisi bu ağlaması ve çığlıklarına ulaşamadık. Çünkü böyle bir sıkı yönetim söz konusu, dışarı çıkma yasağı vardı. Dolayısıyla ona yardımcı olamadık. Çünkü biz söz konusu bu rezidansın dışına çıkma şansımız yoktu. İşte bu birçok kez hatırladığım deneyimlerden bir tanesi. Ve şunu da hatırlıyorum. 1982'de tıp öğrencisi olarak mezun olduğumda, doktor olarak mezun olduğumuzda 100 kişiydik. Ve %70'imiz ülkeyi terk ettik. Ve bu tabii ki sadece savaşla değil, ekonomiyle ilgiliydi. Bazen ekonomiyle ilgili göçmenle veya savaştan kaynaklanan göçmenler arasında ayrım yapmak istiyor, bazen zor olabilir. İşte bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Evet, şimdi göçmenlerle ilgili olarak tekrar düşünecek olsam, 1977 yılında bir Hollandalı kuruluş tarafından ülkenin kuzey batı kısmında psikiyatriyle ilgili çalışmalar yapmam istendi. Çünkü orada hem mülteciler hem de dahili bu sınırlar içerisinde yerine edinmiş kişiler vardı. 1977'den 2001'e kadar o dönemde bu kişilerle çalıştım, bu organizasyon vasıtasıyla yerine edilmiş ve göçmenlerle çalıştım. Şimdi günümüzde ise işkence gören mağdurların iyileştirilmesiyle ilgili çalışmalar yürütüyor şu anda bu kuruluş. Bununla beraber uluslararası rehabilitasyon hizmetleri veren bir kuruluşta da çalışıyorum. Ancak dediğimiz gibi bu eğitim veriyoruz ve aynı zamanda da mültecilere hizmet veriyoruz. Uganda'dan, Burundi'den gelen, Somali'den gelen, Eritre'den gelen mültecilere hizmet veriyoruz ve bugünlerde yaptığım çalışmalar bu bağlamda. Ancak Uganda Tabipler Birliği 2000 yılların başında şunun farkına vardı. Yani aslına bakarsanız ben şöyle düşündüm bu Tabipler Birliği kapsamında. İç savaş, göç vesaire gibi konuların içerisinde tamamen işin içerisine girmem gerektiğine inandım. Ve Uganda aslına bakarsanız İstanbul Protokolü'nün test edildiği anlardan bir tanesi. Yalnız İstanbul'da bunu duymadım. İstanbul'da İstanbul Protokolü'nden bahsedilmem. Ancak İstanbul Protokolü Uganda'da pilot uygulaması yapılan bir çalışma, Tabipler Birliği tarafından yapılan bir çalışma
olarak yer almakta ve birçok kuruluş işin içerisinde. Bu bir araç ve Afrikalılar arasında çok iyi bir şekilde belgelendirme çalışmaları için işe yarayan bir araç ve yapılması gerekenleri gösteren bir kılavuz niteliğini taşıyor. Dolayısıyla İstanbul Protokolü bir başka belge ve bizim yine konuşmamız gereken konulardan bir tanesi. Şimdi 20 dakikalık konuşmam içerisinde çok hızlı bir şekilde yansıların üzerinden geçeceğim ve aynı zamanda da birkaç şeyden bahsedeceğim. Öncelikle Afrika, aslına bakarsanız dünyanın %11'lik popülasyon nüfusunu Afrika'da bulunuyor. Afrika kıtasında yer almakta ve bunu da şunu da biliyoruz ki Avrupa'da yaklaşık 6-7 milyon Afrikalı mülteci bulunmakta. Ama bununla beraber tabii ki kıtada da bundan daha fazlası yaşamakta. %50'den fazlası bu kıtada yaşayanların %50'den fazlası günlük 1 dolardan daha az bir kazançla yaşıyorlar. Dolayısıyla yoksulluk çok yaygın. Tabii ki hastalıklar çok yüksek. Yüksek morbidite, mortalite yaklaşık %50 oranında kadınların çocuk doğumu esasında ortaya çıkıyor. Sadece Afrika ülkesinde, Afrika kıtasında ve %68 oranında HIV yine Afrika kıtasında bulunmakta. Çocukların 1 yaşından önce öldüğünü düşünecek olursak, dünya üzerinde %40'ı çocukların 1 yaşından önce yine Afrika kıtasında ölümle karşı karşıya kalıyor. Dediğimiz gibi hastalıklar, yoksulluk gerçekten çok büyük bir problem olarak yer almakta. Çatışma. Her zaman diyorum ki Afrika kıtası yaklaşık olarak 3 veya 4 ülke bu çatışmanın dışında veya 3-4'ü işte ya da 4 tanesi hali hazırda çatışma içerisinde, yine 3 ve 4 tanesi ise bu çatışma içerisinde düşmek üzere. Dolayısıyla bizler sadece 6-7 ülke olarak bu var olan iç savaş içerisinde ve çatışma içerisinde veya ülke arasında var olan çatışma içerisinde yer alıyoruz. Dolayısıyla çatışma gerçekten çok büyük bir sorun. Ve hızlı bir şekilde şunu da söylemek istiyorum. Tarihsel olarak sanıyorum daha öncesinde olduğumuzdan daha iyi organize bir şekilde artık durumdayız. Çünkü yardım alıyoruz bu konuda ve bir Afrika demokrasisi vardı diyebiliyoruz ve 1900'lerde biliyoruz Afrika'nın durumu nasıldı ve biliyoruz ki sınırlar genişlemeye başladı. Sınırlar aslına bakarsanız tamamıyla yanlış diye düşünüyorum. Mesela ben Ugandalıyım ancak benim aslına bakarsanız Kenya'dan geliyorum. Benim o gruptan geliyorum ve en büyük grubumuz, bağlı olduğumuz sülalemiz vesaire Kenya'dan geliyoruz. Dolayısıyla tabii ki burada zaman içerisinde tabii ki gruplar içerisinde bir ayrılık söz konusu. Liderler farklı davranışlarda bulunuyor, devrimsel davranışlarda bulunuyorlar. Ancak günümüzde artık her şey değişti. Bizler liderler tarafından demokratik olmayan şekilde yolsuzlukların bulunduğu, yoksulluğun bulunduğu bir şekilde yönetiliyoruz ve iç savaşın arttığı bir dönemde yaşıyoruz artık. Evet, bu göçün başlatan nedenler nedir? Ekonomik nedenler, iç savaş ve bununla beraber çevresel nedenler. İklim değişikliği her zaman bir problem olarak ortaya çıkmaya başladı tabii ki. İnsanlar, aslına bakarsanız Afrika'da göç her zaman vardı ve günlük yaşamın bir parçası halindeydi. Çünkü sınırların bilinmemediği için değil ama her zaman var oldu. Şimdi burada göçten önceki sağlık durumuna bakacak olursak, dün de ifade edelim işte, göçmenler, Afrikalı göçmenler dahil olmak üzere homojen bir yapıya sahip değiller. Herkesin farklı bir kültürü var, farklı gelenek uygulamaları var, farklı politik sistemlerden geliyorlar. Dolayısıyla göçmen profil de farklı ve şunu unutmamamız gerekiyor ki, göç sadece güneyden doğuya değil, güneyden batıya veya güneyden kuzeye değil, tam tersi de olabiliyor veya güneyden güneye de olabiliyor. Afrika'dan göçenlerin çoğu da genç olanlar ve Afrikalı göçmenlerin sayısı da çok önemli. Nereden geliyorlar göç etmeden önce? Birçok Afrikalı kıtadan gelirken hiçbir fikirleri olmuyor veya kendi fikirleri oluyor. Ve sıklıkla da bu kanıta dayalı olmuyor, hastalıklara dayalı olaraktan bu hastalıklara, ne tür hastalıklar kapacaklarını bilmiyorlar. Dolayısıyla çok önemli bir nokta var ki,
içinde bulunduğumuz ve ilgilenmekte olduğumuz grupların sağlık konusundaki bilgi düzeyleri konusunda farkında olmamız lazım. Dediğimiz gibi bu çok insanların çoğu hırslı ve çok genç insanlar ve eğer herhangi bir şekilde kendi ülkelerinde, memleketlerinde organize bir sağlık sistemi yoksa Avrupa Birliği'nde veya Avrupa'da diğer ülkelerde bu anlamda nasıl bir sistem olduğunu tabii ki bilemeyeceklerdir. Daha sonrasında göç esasındaki sağlıklarına bakacak olursak bu insanların, tabii ki insanların sağlıkları uzun süren yolculuklar sonucunda bozuluyor. Mesela Somali'den, Sudan veya Batı Afrika'dan yürüyerekten Kuzey Afrika'ya geçiyorlar. Daha sonra Akdeniz'e geçiyorlar ki Akdeniz'den de Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Yemek yemiyorlar, uyumuyorlar. Hiçbir şekilde kişisel hijyenlerine ilgilenemiyorlar ve herhangi bir şekilde bu koşullara ilişkin bir kontrol sağlayamıyorlar. Ve bununla beraber insan kaçakçılığı yapan insanlarla karşılaşıyorlar ve bununla beraber şiddete de maruz kalabiliyorlar bu yolculukta esnasında ve böylelikle tüberküloz gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklara da maruz kalabiliyorlar seyahatleri esnasında. Ve aynı zamanda da ruhsal problemlerle karşı kalıyorlar, depresyon, anksiyete gibi ve birçok da travma geçiriyorlar, travma yaşıyorlar ve bununla beraber TSS'de gibi yani travma sonrası stres bozukluğu gibi hastalıklarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Ve yine Avrupa'ya geldiklerinde bu kişilerin öncelikleri aslına bakarsanız yasal bir kimlik kazanmak oluyor. Ve belgelendirmelerin olmasını istiyorlar, istihdam içerisinde olmak istiyorlar, barınmak istiyorlar, barınma olanağı yakalamak istiyorlar. Ve herhangi bir şekilde akut bir durumları yoksa buna tabii olanak erişmeleri veya ulaşmaları mümkün olmuyor. Ve bu noktada eğer herhangi bir şekilde acil bir durumları yoksa burada birinci basamak sağlık hizmetlerinin anlamaları mümkün olmuyor. Özellikle de erkekler bunu anlıyor. Ancak kadınlar daha hızlı kısa bir süre içerisinde sağlık hizmetleri konusunu anlayabiliyor. Çünkü bir şekilde üreme konusunda bilgiler edinmek istiyorlar. Mesela gençler bu yerel sağlık sistemi içerisinde kendilerinin entegre olmalarını gerektiğini biliyorlar. Kişiler buralara gelir gelmez psikolojik ihtiyaçlarını karşılamalarını istiyorlar. Bu tabii ki barınma, yemek, su vesaire gibi ihtiyaçları karşılandıktan sonra oluyor. Bununla beraber kendi kişisel güvenliklerinin finansal anlamda güvenlikte hissetmek istiyorlar kendilerini ve refah içerisinde olmak istiyorlar. Avrupa Birliği insan hakları olarak bunları adlandırıyor ve evrenselliği savunuyor. Yine AB'nin dışından gelen göçmenler bu haklarla haklar biliyor. Ancak bununla beraber insanlara tabii ki bu sağlanan hizmetler konusunda belli başlı farklılıklar söz konusu oluyor. Ayrıcalıklar söz konusu oluyor. Bununla beraber herhangi bir siyasetin oluşturulması AB ülkelerinin oraya kim gelirse gelsin göçmenlerin ve aynı zamanda kendi vatandaşlarının sağlık konusundaki hizmetlere erişimli olması gerektiğini söylüyor. Ancak burada tabii ki birinci basamak sağlık hizmetleri bütün Avrupa Birliği ülkelerinde aynı şekilde değil. Ancak Avrupa Birliği'nin burada bir şekilde sorumluluk alması lazım ve bunun için bu sağlık sisteminde ilk önce ödeme yapılması mı gerekiyor, yapılmaması gerekiyor, buna bakılması gerekiyor. Ve yine Afrikalı mültecilerin ve yasa dışı bir şekilde gelen bu göçmenlere sağlanacak olan sağlık hizmetlerinin ne şekilde olması gerektiği konusunda belli başlı adımların atılması gerekiyor. Burada tabii ki bakmamız gereken belli başlı koşullar var, kronik hastalıklar var. Herkesin olduğu gibi problemleri olabiliyor. Mesela diyabet gibi, ortak hücre anemisi olabiliyor, Afrikalılarda görülüyor bu. Glokom, yüksek tansiyon gibi hastalıklar olabiliyor. Ve bunların tedavisi tabii ki çok pahalı olabiliyor. Dolayısıyla ekonomik amaçla gelen göçmenler veya savaştan kaynaklı gelen göçmenler için bütün bu hastalıklara maruz kalmak tabii ki maliyetli bir tedavi gerektiriyor. Dolayısıyla bunların ne kadar kısa sürede tespit edilirse o kadar iyi oluyor. Kısa bir sürede tedavisi mümkün oluyor. Yine bulaşıcı hastalıklara bakacak olursak eğer
burada insanların taramadan geçirmesinin ve herhangi bir bulaştırıcı hastalıkları varsa bunların tespit edilmesi önemli ve burada mahremiyetin sağlanması gerekiyor tabii ki. Yine ruhsal sağlığı konusunda birçok kişinin problem yaşadığını biliyoruz. Daha önce ülkelerinden ayrılmadan önce, kendi memleketinden ayrılmadan önce ve aynı zamanda seyahatler esnasında ruhsal bozukluklar yaşadıklarını biliyoruz. Herhangi bir şekilde bu ruhsal bozuklukların ki yakınlarını kaybetmekten kaynaklandığı, yine aynı şekilde sağlığını kaybetmekten veya cebindeki paraları kaybetmekten kaynaklandığını da biliyoruz. Bu distreslerden dolayı birçok mülteci ve sığınmacılar ortak ruhsal bozukluklar yaşıyorlar. Bu travma sonrası stres bozukluğu ve psikoz ve aynı zamanda diğer ruhsal sağlık bozukluğuyla karşılaşıyorlar. Ve biliyoruz ki bunların değerlendirilmesi, bu hastalıkların değerlendirilmesi ve insanlara daha iyi koşullar sağlaması önemli. Peki bununla beraber Afrikalı mülteciler için veya göçmenler için daha iyi sağlık sistemine erişim nasıl olabilir? Biliyoruz ki birçok doğal engeller var. Dilden kaynaklanan, inançtan, dinden, kültürden veya sağlık konusundaki bilgilerden kaynaklanan sorun olabilir. Çünkü biliyoruz ki Afrikalı göçmenler homojen bir grup olarak seyahat etmiyorlar dediğimiz gibi. Dolayısıyla dilde, ekonomik anlamda, sosyal anlamda, eğitim anlamında farklılıklar var gruplar arasında. Ve birçok Afrikalı niye anlıyorlar, nasıl anlıyorlar? Onların sağlığı için tehlikeli olduğunu farklı bir şekilde değerlendiriyor. Birçok Afrikalı mesela sıtma geçirmiş olabiliyor. Ve onlar da bunu, sıtmayı hayatlarını tehdit edici olarak düşünebiliyorlar. Bu da aynı zamanda kültürel anlayış anlamında da farklılıklar olabilir. Mesela depresyon, anksiyete, psikoz konusunda farklı anlayışlar var bu göçmenler arasında. Ve bu Afrikalıların kendi inançları var. Ve bu ruhsal hastalıkların aslına bakarsanız nedeni nereden geldiğini farklı şekilde değerlendiriyorlar. Bununla beraber Avrupa'ya geldikten sonra bu tür ruhsal bozukluğu olan kişilerin tedavi edilmesi konusunda tamamıyla bir görmezden gelme söz konusu olabiliyor. Ve halbuki bu noktada doğru bir şekilde teşhis yapılması gerekiyor ve Afrikalı göçmenlerin birbirini anlaması lazım. Bununla beraber Avrupa sağlık sistemleri de anlamaları gerekiyor. Bizim tıp eğitimimizde 3 aylık dönemde bir müfredatımızda insanların psikolojisini anlamaya ilişkin bir dersimiz var. Eğitimcilerden bir tanesine dedim ki, bütün bu bize anlattığınız bütün bu konular, bu kişilerle ilgili olarak bunları, bu insanları nasıl anlayabiliriz diye sorduğum zaman bana şunu söylediler. Ama siz beyaz gömlek giyiyorsunuz, işte stetoskopunuz da var. Bunu kullanaraktan bu insanlara müdahale edebilirsiniz ve onları daha çok anlayabilirsiniz dediler. Ve bu doğrultuda tabirlerimizi değiştirmemiz istendi tabii ki. Önemli. Birbirimizi anlamak çok önemli. Afrikalı mülteciyi veya göçmeni anlamak, tabii ki hizmeti veren insan olarak anlamak çok önemli. Farklı kültürlerden gelen kadınlar farklı bir şekilde davranabiliyorlar. Çocuk sağlığı ile ilgili olarak ve karar vermek zorunda olan annelerin de yine bunları anlamak da çok önemli. Ve verilecek mesajlar tabii ki kültürel hassasiyet taşımalı. Ve bu mesajların, verilecek mesajların çok net olması lazım. Çocuklar denildiği zaman ise, çocuklardan bahsettiğimiz zaman birçok Afrikalı göçmen arasında biliyoruz ki 18 yaşından küçük olan birçok çocuk var. Sadece bunlar seyahat esasında travmadan çekmemişler ama aynı zamanda ailelerine uzak olmasından dolayı ve aynı zamanda insan kaçakçılarının mağduru olmak ve kurbanı olmak durumunda kalmışlar. Adi suçlara alet edilmişler. Bununla beraber fahişelik konusunda kız çocukları kullanılmış vesaire, bu tip şeylerle karşılaşabiliyorlar. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin de burada bir sağlık ve yerel otorite ağlarını da kurması lazım ki böylelikle
çocuklara ilişkin bir koruma yasası ve koruma uygulaması mevzuatı da geliştirebilsin ki böylelikle çocuklar korunsun. Burada idari engeller de söz konusu tabii ki. Politikalar hakkında ve yine yasalar hakkında yine sağlık sistemiyle ilintili olarak bu tür idari engeller de var. Ve daha önce de bahsedildiği gibi bu engeller göçmenlerin üzerinde belli başlı engeller var. Ne oluyor? Göçmenlerle ilgili olarak göçmenler mesela sınır dışı edilme korkusu yaşıyorlar, damgalanma korkusu yaşıyorlar. Bununla beraber sermayeleri veya herhangi bir şekilde yanında paraları olmuyor başka hizmetleri alabilmeleri anlamında. Ve tabii ki biliyoruz ki hekim mesleğine sahip olan kişilerin bu tür politikaları, bu göçmene yardımcı olmak için yardımcı olması lazım. Aslına bakarsanız ben şunu söylemek istiyorum. Ben Zika ormanının olduğu bir ülkeden geliyorum. Uganda'da Zika ormanı. Ben bilmiyorsanız söylemeyeyim. Tabii Zika virüsü taşımıyorum. Bunu bilmenizi isterim ama Uganda'da bu Zika ormanı. Bunu ifade etmek istiyorum. Zika virüsünü Cinderella gibi düşünüp onların işte üvey kardeşleri de sarı humma ve diğer hastalıklar olduğunu düşünebiliriz burada. Zika ormanı hemen havaalanının yakınlarında ve burada melek anne ve diyor ki herkes yurt dışına gidiyor, sen de gitmelisin diyor Cinderella'ya. İşte burada globalleşmenin şeklini gösteriyor. Dolayısıyla Zika virüsü uluslararası arenaya geliyor. Ve dünyanın her yerinde bilinir hale geliyor. Ve Uganda'dan Zika ormanlarına yayıldığı söyleniyor. Ve dolayısıyla birçok şey yapmamız gerekiyor. Aslında biliyoruz ki bunun yayıldığını biliyoruz ve sivrisineklerle yayıldığını biliyoruz ve insan başka bir vektörlerle ve insan iletişimiyle ortaya çıkabildiğini biliyoruz ve tabii ki Guillain-Barré sendromu oluşturabildiğini biliyoruz. Mikrosefali oluşturduğunu da biliyoruz. Ancak biliyoruz ki küreselleşme dediğimiz zaman kıtalar arasında göç dediğimiz zaman aynı zamanda bu virüslerin göçünden de bahsetmemiz gerekiyor. Ancak tabii ki bu hastalıklar konusunda daha fazla deneyim edinmemiz lazım ve araştırmayı yürütmemiz gerekiyor. Ne şekilde olduğunu dair. Şu şekilde sonlandırmak istiyorum sunumumu. Bu Afrikalı göçmenler konusunda ne yapabiliriz hekimler olarak? Öncelikle kaliteli sağlık hizmetleri sağlanması konusunda biz savunuculuk yapmamız lazım. Ve bizler doktorlar olarak daha fazla çalışmamız lazım. Yani savunuculuk anlamında ve barışı savunmak anlamında bunu yapmamız lazım. Ve Uganda Tabipler Birliği olarak 1990'larda başka kuruluşlarla işbirliği yapmaya başladı ve o zamandan bu yana çalışmalarına devam ediyor ve ben o zamandan bu yana barış için savunuculuk yapıyorum. Bununla beraber işkenceye karşı bir yasamız var ve bu yapılan savunuculuk sonucuna çıktı. Çünkü bir ülkeye kaçıyorsanız ve burada işkenceyi bir konu olarak veya bir suç olarak kabul etmeyen bir ülkeye gidiyorsanız yine aynı koşullarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ve doktorlar olarak yapmamız gereken şey savunuculuk. Eğitim tabii ki çok önemli. Uganda'da yine Kenya'da keza öyle, Tanzanya eğitimlere devam ediyor. İstanbul protokolü doğrultusunda değerlendirme ve belgelendirme çalışma doğrultusunda bu eğitimleri veriyor. Ve tabii sağlık sorunlarının ne olduğunu kesinlikle belirlenmesi lazım. İstanbul protokolü çok iyi bir araç. Ve birlikler bunu istedikleri takdirde değiştirebilirler ve Uganda Tabipler Birliği olarak bir başka kuruluşta çalışırken SUV ile biliyorsunuz çalışıyoruz demiştim. Biz İstanbul protokolünü değiştirdik ki böylelikle ihtiyaçlarımıza ve eğitimlerimize uygun hale gelsin. Eğitimlerimizi
insan hakları ile ilgili olan kişiler, hukukçular ve hekimlere veriyoruz. Tabii insan hakları konusunda belli başlı eğitimlerde veriyoruz. Afrika'da doktorlar bu müfredat bağlamında insan hakları konusundaki konu oldukça zayıf. Tabii bununla beraber çok fazla eğitim vermemiz gerekiyor. Birçok araştırma yapmamız gerekiyor ve göçmenlerle ilgili çok fazla araştırma yapılması gerekiyor. Onların özgün ihtiyaçları nelerdir ve onlara verilebilecek olan ihtiyaçlar, hizmetler nelerdir? Bunlarla ilgili kesinlikle hizmet vermemiz lazım, destek vermemiz lazım ve dün dinliyordum birçok Afrika ülkesi hakkında bilgi verildi ve istatistikler gerçekten çok zorlukla elde ediliyor. Bugün sabah ise size bilgi vermiştim. Halen daha bir nüfus sayımı yapıldı. Uganda'da geçen yıl yapılan ulusal nüfus sayımında gerçekten bilmiyorum yapılıyor. Sizin evinize kimse geldi mi size saymaya diye sorulduğunda hayır diyorlardı. Evet bir sayım yapıldı ama rakamları elde etmek gerçekten çok problematik, çok sorun. Dolayısıyla organize hekimler olarak bizim yapabilmemiz gereken şeyler var. Yapabilmemiz gereken şeyler var. Hem Afrika kıtasında hem de Avrupa'da olmak üzere. Ve şunu söyleyerek sonlandırmak istiyorum sunumumu. Çok önemli şunu bilmek. Bu göç işi sadece güneyden kuzeye değil, aynı zamanda güneyden güneye giden bir yolda devam ediyor. Yapabileceğimiz herhangi bir müdahale varsa bunu yapmalıyız ve bu noktada hem güney göçünü de ele almamız lazım, hem de aynı zamanda güneyden kuzeye yapılan göçü de ele almamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Thank you very much, Margaret. Teşekkürler Margaret. Sorusu ve yorumu olan var mı? Buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum. Letonya'dan geliyorum. Biliyoruz ki klinik uygulamalarımızda Avrupa'da birçok hasta birinci ya da ikinci koşullarda hastalığı olduğu insanı biliyoruz. Farklı nedenlerden dolayı hastalar şunu söyleyebiliyor: ben sağlıklı olmak istemiyor diyebiliyor. Çünkü eğer hasta olurlarsa o zaman daha fazla yardım göreceklerine inanıyorlar. Daha fazla para, finansal destek göreceklerine inanıyorlar. Ben şunu sormak istiyorum size. Sizin deneyiminiz ne şekilde? Ve bu hastalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Afrika'dan gelen bu hastalar konusunda veya göçmenler konusunda. Bu birincili ve ikinci el hastalıkları olan kişiler isteyerek işbirliği yapmak istiyor mu doktorlarla? Ve sağlığına kavuşmak istiyorlar mı? Ve bu panik ve anksiyete onları daha fazla hasta hale getiriyor aslına bakarsanız. Doktorlar işbirlik yapmak istiyorlar mı? Umarım soruyu doğru anlamışımdır. Afrikalı göçmenlerden bahsediyorsunuz, doğru mu? Öncelikle Avrupalı hastalardan bahsetmek istiyorum. Klinik uygulamalarımızda şöyle görüyoruz. Birincili ve ikincil anlamda hastalıklar olan kişilerde, bu göçmenlerde, ben şunu sormak istiyorum. Afrikalı göçmenlerde de böyle bir şey gözlemliyor musunuz? Yani birinci ve ikinci hastalık olan kişilerde hastalıklarına dolayı işbirliği yapmak istemeyebiliyorlar mı? Evet, aslına bakarsanız Afrikalılar da Avrupalılara benziyor. Biz tabii öncelikle nedenini tespit ediyoruz, daha sonrasında tedavi uyguluyoruz. Tabii ki Afrikalı hastalar da aynı şekilde birinci ve ikinci kazanımları olabiliyor hastalıklar anlamında. Ancak şunu, önemli olan şey şu, birbirini anlamak çok önemli. Ben Uganda'nın kuzeybatısında çalışırken herhangi bir Afrikalı mültecilerle çalışamıyorum. Çünkü öncelikle kültürü anlamak gerekiyor.
ve hastalığın nedenini ne şekilde gördüklerini anlamak gerekiyor. Öncelikle burada birinci kazanım ve ikinci kazanım ne şekilde ortaya çıkıyor buna bakmak gerekiyor. Öncelikle onları anlamamız gerekiyor veya bazen anlayamayabiliyoruz. Nedenden dolayı hastalandıklarını anlayamayabiliyoruz. Dolayısıyla şundan emin olmamız gerekiyor. Bu kişilere gerekli tedavi almaları konusunda ve oryantasyonu almaları konusunda nasıl tedavi görmeleri gerektiği konusunda anlamamız gerekiyor. Mesela Nijeryalılar, mesela Uganda'da 32 tane farklı farklı aileden gelen insanlar var. Dolayısıyla hepsini bir anda anlamamız mümkün değil. Ben şunu sorabilmek istiyorum. Bir doktor olarak bu göçmen hastaların sanıyorum ki burada bir kültürler arası bir unsur var. Onları nasıl anlamalıyız diye sorduğumuz zaman ne diyoruz? Yani hastaların teşhis edilmesi konusunda, hastalıkların teşhis edilmesi konusunda onları anlamak gerekiyor. Dediğimiz gibi 3 aylık bir süreç içerisinde Uganda kültürü anlamak için bir eğitim alıyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? 32 tane farklı, Uganda'da farklı aşiret var, farklı kavim var. Dolayısıyla bunların hepsini ayrı ayrı anlamak çok zor. Ve yeni sistemleri uygulamak aslına bakarsanız sorun yaratabiliyor ve o hizmetlerin onlara iletilmesi sorun yaratabiliyor. Dolayısıyla en önemli şey onları anlamak. Şunu söyleyebilirim. Bazen şundan emin oluyoruz. Eğer Afrikalı göçmenlerle çalışıyorsak o zaman Afrikalıların onlarla çalışması gerekiyor. Afrikalı hizmet sağlayıcıların onlarla çalışması gerekiyor. Ve birçok kez de Afrikalılar da çalışsa bile onlar da yine bir yardıma ihtiyaç duyabiliyorlar birbirlerini anlamak açısından. Margaret panelde de yer alacak. Dolayısıyla son soruyu alalım isterseniz bu aşamada. İsveç'ten geliyorum ve sanıyorum ki bizim ülkemizi bir arada tutan şey güven aslına bakarsanız. Ödediğimiz vergiler gitmesi gereken yere gidiyor. Dolayısıyla bir güven bir ülkeyi birlikte tutar. Afrika'da bununla böylesine bir güven var mı? Ulusal idarelere, yönetimlere bir güven var mı? Yoksa onlara kötülük mü beklerler? Çünkü bizim ülkemiz gibi ülkeye gelen ve hiçbir zaman hayatlarına güven deneyiminde yaşamamış kişiler geldikleri zaman nasıl bir duygu yaşarlar? O zaman Afrika'daki yönetimlere bir güven var mı diyebilir misiniz? Burada bir yanlış algı var. Çünkü aslına bakarsanız hali hazırda bir yanlış algı. Çünkü hiçbir zaman güveni yaşamamış insanlar. Afrikalıların bir geleneksel sistem içerisinde yaşadıysalar tabii ki bir güven duygusuna sahip olurlar. Biliyoruz ki Afrika'da 52 tane ülke var. Afrika'dan bahsederken bunun tek bir ülke olduğunu düşünmemek lazım. Afrika, İsveç, aslına bakarsanız karşılaştırmak mümkün değil. Çünkü Afrika içerisinde 52 tane ülke var. 52 tane farklı İsveç'te gibi düşünmek lazım. Yani sanıyorum ki olan şey şu. Çok iki farklı şeyden bahsediyoruz. Afrika'da olan şey şu. Yeni bir kolonilizm, yani yeni bir sömürgecilik var ve dünyanın bu kısmından gelen yeni bir sömürgecilik ortaya çıkıyor. Ya bir görmezden geliniyor, ülkeler istediklerini yapıyorlar, Afrika'daki ülkeler istediklerini yapıyorlar. Tabii ki Afrika'da olanların gidenlerden olanlardan hepimiz sorumluyuz ve dünya aslına bakarsanız Afrika'da olanlardan dünya genelinde sorumlu. Güven dediğimiz zaman
Tabii ki bir hasta ve bir sağlık görevlisi arasındaki oluşturulacak güvenin oluşması için belli bir zaman gerekir. Eğer bir kişi kendi geleneklerine inanıyorsa, o zaman geleneksel anlamda hastalığı için bir bunu tedavi edecek bir kişiye ihtiyaç duymazlar ve dolayısıyla der ki sana neye güveneyim der. Ve göçmenler de tabii ki geleneksel inançlarıyla seyahat ederler. İşte bu nedenle yeni sistemdeki tedavileri kabul etmeyebilirler. Ancak belki bunu Afrikalı göçmenler geldiklerinde bu geleneksel sistemler içerisinde entegre edilecek tedavi yöntemleriyle belki kabul edebilirler. İşte İsveç'te böyle olduğu zaman öncelikle onları tespit etmek gerekiyor. Nerede olduklarını belirlemek gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Sağ